أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Evvela birkaç dakikalık gecikmeden dolayı hakkınızı helal etmenizi dilerim. Karşıdan Fatiha bir saat 10 dakikada geldim Eminönü'ne kadar. Saraçhane'den buraya da yarım saat yetmez. Ne yapalım? Allah ben yarım saatte yetişirim, hatta fazla bile gire diye hesap ediyordum, yetmedi. Peki, dersimize başlayalım. Malumunuz geçen hafta biz Nisa suresinin ilk iki ayetini mütalaa etmeye çalışmıştık. Bu ilk iki ayet-i kerime bizlere Allah'tan korkmayı, Allah ile birlikte kendisi adına kendisinden dileklerde bulunduğumuz Allah'tan ve ayrıca akrabalık bağlarına sıla-i rahme riayet etmemekten sakınmamızı emrediyor. Arkasından ey insanlar diye başlayan ibarenin bir devamı olarak yetimlere mallarının verilmesini emreden ayet-i kerime geliyor. Yetimler sadece malda hakkı olanlar veya yetimlerin hepsinin sadece hakları mali olmayabilir. Başka halleri de vardır yetimlerin. Yani kısacası yetimler birer insandırlar ve bir insanın dünya hayatında karşı karşıya kalabileceği bütün hallerle onlar da karşılaşabilirler. Yetim olanlar da evlenir, olmayanlar da evlenir. Yetim olanlar da küçükken büyürler, olmayanlar da büyürler. Yani bir insan olarak onların bizden tek farkı, küçükken annelerini, babalarını kaybetmiş olmalarıdır. Bu onları himaye edecek, onları koruyacak en yakınlarının bulunmaması manasına gelir. Onların hakları en yakınları olan anne ve babaları tarafından korunmayınca kim tarafından korunacak? Elbette ki herkesin hakkını ve hukukunu en adaletli bir şekilde dağıtmış bulunan Cenab-ı Allah koruyacak. İkinci olarak da Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz koruması altına almıştır. Her kim geriye, geçen hafta da mevzu bahis ettik bu hadisi, geriye bir mal bıraktıysa o mal onun mirasçılarındır. Ama kim zayi olacak, çoluk çocuk bırakacak olursa ve borç bırakmışsa, bu haliyle vefat etmişse, onları, çoluk çocuğunun bakımını üstlenmek ve borçlarını ödemek de bana aittir. Dolayısıyla yetimler Allah-u Teala'nın, Resulünün koruması, İslam devletinin himayesi ve gözetimi altındadırlar. Öyle bunun annesi babası öldü, yok, onu koruyacak kimsesi de yok, artık ben bunun malını, haklarını istediğim gibi har vurup harman savururum, mümkün değil. İslam cemiyetinde bu hiç olmaz. Olsa bile bu konuda devletin gafleti dolayısıyla olur. İlgili sorumluların, başta hakimler olmak üzere, sorumluların gafleti olur. Ve buna bağlı olarak da onların velileri durumunda olan, herkesten önce haklarını korumakla yükümlü olan, onların akraba velilerinin bu işe riayet etmemesi olur. Peki, onların haklarını korumakla yükümlü olan velilerin kendileri eğer, insandır çünkü onlarda, olur ya bir gün veya herhangi bir sebep dolayısıyla himayelerindeki yetimlerin haklarını korumamak gibi bir yanlış eğilime sahip olacak olurlarsa ne olur? Ve hele bunlar yetimler arasında
korumaları erkek yetimlere nispetle daha da zayıf olan, daha da güçsüz olan yetim kız çocukları ve onların belki hayatları için dönüm noktası olacak olan yetim kız çocuklarıyla evlenmenin hükümleri, şartları, ahkamı, yükümlülükleri nelerdir? İşte 3. ayet-i kerime bu mevzuyu ele alıyor. Dedik ya, yetimler de bir insandır ve bir insanın hayatında karşı karşıya kalabileceği bütün hallerle onlar da karşı karşıya kalırlar. Onların da evlenme çağları gelir, onlar da evlenecek durumda oldukları takdirde. Başta onların velileri, onların koruyucuları durumunda olan velileri, arkasından cemiyetin tamamı onlara karşı ne gibi yükümlülüklerle mükelleftir, ne gibi haklara, haklarına riayet etmek zorundadır. 3. ayet-i kerime bilhassa evlilik mevzuu oldukça ehemmiyetli olduğu için ve kız çocukların nikahlanmaları ehemmiyetli bir mevzu olduğu için 3. ayet-i kerime bunu ele alıyor. Estaizu billah. Ve in khiftum alla tuqsitu fil yetama fankihu ma taba lakum min an-nisaa mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum zalika adna alla ta'ulu. Sadakallahu azim. Eğer yetimler hakkında adalet yapamayacağınızdan korkacak olursanız, özellikle zayıflara adil davranılır. Güçlü olan bir kimseye gereğinde belki gücünü kullanarak karşı tarafa adaleti zorla dayatabilir icabında. Fakat ne zaman adaletimizin mihek taşı ortaya çıkar veya daha doğrusu adaletimiz mihek taşından, imtihandan ne zaman başarıyla çıkabilir? Bizi adil olmaya zorlayacak kalbimizdeki Allah takvası, Allah korkusu dışında başka hiçbir güç bulunmadığı zaman biz gerçekten adaletli kimseleriz. Mecburuz, yapacak başka bir şeyimiz yok, o şartlarda adaletli olduk. Biz burada adaletin sınavından geçmiş sayılmayabiliriz. Adil olmamıza, adil olmaya bizi zorlayan hiçbir şey yok. Hatta adil olmak belki maddi bakımdan bizim aleyhimize olabilir. Ve buna rağmen eğer ben hiçbir menfaatim olmamakla birlikte, Cenab-ı Allah'ın ecir ve mükafatı dışında, hiçbir menfaatim olmamakla birlikte, hatta belki maddi çıkarım zedelenmekle birlikte adaleti elden bırakmıyorsam, işte o zaman ben adaletle imtihanı kazanmış olurum. Yetimler hususunda adalet yapamayacağınızdan korkacak olursanız, o zaman sizin için helal olan kadınlardan 2, 3 yahut 4'er olarak, 2'şer, 3'er veya 4'er olarak nikahlayınız. Eğer onlar hakkında da adalet yapamayacak olursanız, yapamayacağınızdan korkacak olursanız, o zaman fevahideten, ya bir kadınla yetininiz, ev ma meleket eymanukum, yahut sağ ellerinizin malik olduklarıyla yetininiz, cariyelerle. Zalike adna alla ta'ulu. Bu sizin haktan, adaletten sapıp uzaklaşmamanıza daha yakındır. Ayet-i kerime 2-2,5 satırlık mushaf-ı şerifte bir ayet-i kerimedir. Ama esas itibariyle İslam cemiyetinde gerçekten çok esaslı konuları bir arada ele alan bir ayet-i kerimedir. Ele aldığı konular hem çok esaslı, çok önemli, hem de konularla ilgili hükümler çok etraflıdır. Biz konular ile ilgili fıkhi ahkamı takip etmeyi fıkıh kitaplarına havale edeceğiz.
Çünkü bunlarla ilgili olabilecek bütün ahkamı serdetmeye kalkışacak olursak, ifade yerindeyse fıkıh kitaplarındaki nikah bölümü ile alakalı, hatta belki talak ile alakalı bazı bölümleri uzun uzadıya burada serdetmemiz gerekecek. Bu da bizim bu derslerde gözettiğimiz amaçla çok yakından bağdaşan bir hal değildir. Cenab-ı Allah ve in hiftum derken bir şart koşuyor. Eğer korkarsanız. Neden korkacak olursanız? Yetimler hakkında adalet yapamayacağınızdan korkarsanız. Fenkihu buyruğu da, nikahlayınız buyruğu da bu şartın cevabıdır. Ya böyle yapamayacağınızdan veya adalet yapamayacağından korktuğunuz takdirde o zaman nikahlayınız. Sizin için helal olan başka kadınları nikahlayınız. Yetimler hakkında adil olamayacağınızdan korkarsanız, yetimlerin ta baştan beri mehirlerinden itibaren tutun, efendim, evlendikten sonra zevceniz olarak onlar hakkında adalet yapamayacağınızdan korkacak olursanız, o zaman himayenizdeki veya himayenizde olmayan yetim kızlardan uzak durunuz, onları değil başkalarını nikahlayınız. Yani Cenab-ı Allah diyor ki o zaman sizin bu korkunuzun yeri kalmaz. Sen kendinden korkuyorsun. Ya ben öyle bir tabiata sahibim ki zayıf birisini gördüğüm yerde haksızlık yapabilirim. Müslüman biraz da kendisini tanımalı. Haksızlık yapabilirim. Ama birisinin arkasında duranları varsa, onu koruyup kollayanları varsa kolay kolay da bu haksızlığı yapmam. Olabilir, insan tabiatıdır bu. Kur'an-ı Kerim sende zayıflara zulmetme eğilimi olduğu için sen ceza göreceksin demiyor. Bu ilahi bir rahmettir. Sende zayıflara zulmetme eğilimi var diye Allah-u Teala sana, bana veya bir başkasına azap etmez. Bundan dolayı günah yazmaz. Ama bu eğilimimizi faaliyete sokacak olursak veya faaliyete girmemesi için almamız gereken tedbirleri ihmal edecek olursak o zaman mesul oluruz. Gerçekten Allah-u Teala'nın rahmeti çok büyük. Sende zayıflara zulmetme eğilimi var. Dolayısıyla hadi seni cehenneme gönderiyorum az bir süre veya uzun bir süre demiyor Cenab-ı Allah. Ama bu eğilimini frenle diyor. Bu eğiliminin önüne gerekli setleri çek diyor. Madem ki sen Rabbinle baş başa kalarak hüküm ver. Kendini kendin değerlendir. Yetim bir kızla evlendiğin zaman ona haksızlık yapacağından korkuyorsan, zulmedebileceğinden korkuyorsan, ama buna karşılık arkası güçlü, arkasında duranları olan, haksızlığa karşı koruyucuları olan, yakınları, annesi, babası, abileri vesairesi, kardeşleri olan birisi olduğu zaman da zulmetmeyecek gibi bir tabiatın varsa, o zaman öyle güçsüzleri nikahlayarak onların zayıflıklarından faydalanmak, onu kendi lehine çevirmek gibi, zalimlik ederek kendi lehine çevirmek gibi bir yola sapma diyor. Bu ayet-i kerime ile ilgili olarak Hazreti Ayşe'nin yeğeni Abdullah İbn-i Zübeyir İbn-i Avvam'ın oğlu Urve soruyor. Diyor ki halacı teyzeciğim diyor. Teyzeciğim diyor. Bu ayet-i kerime ile Cenab-ı Allah ne murad ediyor? Yani yetim kızlar hakkında adalet yapamayacağınızdan korkacak olursanız, sizin için helal olan kadınlardan ikişer, üçer ve dörder olmak üzere nikahlayınız. Kasıt ne diyor? Ayşe radıyallahu anha ona diyor ki, قَالَتْ يَبْنَ اَخِي Ey kardeşimin oğlu. Bundan kasıt
velisinin himayesinde bulunan yetim kız çocuğudur. Bu veli ile bu kız çocuğu malında ortaktır. Yani onu himaye ettiği için malında onun da bir hakkı var. Nasıl bir hakkı var? Fakirse velisi bulunduğu çocuğun malından o hizmetine mukabil maruf bir ölçüde ecri misil dediğimiz bir ücret alma hakkına sahiptir. Bu kişi himayesi altında bulunan yetim kızın, evlenme çağına gelmiş olan yetim kızın hem malı dolayısıyla hem güzelliği dolayısıyla onunla evlenmek ister, onu beğenir. Ama ona mehir verirken adil bir mehir vermek istemiyor. Adil bir mehir vermek istemiyor. Dolayısıyla onun dışındakiler ona ne kadar bir mehir verirse o da onu vermeye kalkışıyor. Bakınız adalete getirdiği yoruma. Başkası ne verecekse o da onu verecek. Hazreti Ayşe buna adaletli mehir demiyor. Başkasının verdiği kadar verirse adil olmuyor diyor. Halbuki aslında biz ne biliyoruz adaleti? Kardeşim ben şu aleti satacağım. Şu masayı satacağım. Başkası ne veriyorsa sana da o fiyata veriyorum dediğim zaman bu teklif adaletli bir tekliftir. Ama yetim kız hakkında Ayşe radıyallahu anha Kur'an'dan aldığı ilhamla Kur'an'ın nüzulüne şahit olarak anladıklarıyla diyor ki adaletli olmak istemiyor. Onun dışındakiler ona ne kadar mehir vermek istiyorsa o kadarını vermeye kalkışıyor. Hayır diyor, ayeti kerime ile diyor, onlara adaletli davranmadıkça ve onlara, onun gibi kızlara nikahlandıkları vakit mehir verildiğinde verilebilecek en yüksek mehri, verilebilecek en yüksek mehri vermedikçe onları nikahlamaları yasaklandı. Demek ki normal ortalama bir mehir değil, hayır. Ortalama bir mehri herkes veriyor. Sen onun velisisin. Sen onun bir yerde yakınısın. Akrabasısın ki ona velilik ediyorsun. Nikah da düşebilir, ayrı bir şeydir o. Aranızda bir hukuk cereyan etmiştir. Sen buna senden başkasının verebileceği kadar bir mehirle İşi kurtaramazsın, kapatamazsın diyor. O kıza mehir olarak verilebilecek azami miktar ne kadarsa ancak o kadarını verdikleri vakit nikahlayabileceklerini söyledi diyor ayet-i kerime. Ne kadar müstesna bir adalet. Yetimdir diye ona düşük mehir vermeye kalkışın demiyor. Bunu yasaklıyor. Başkalarının verebileceği kadar vermeyi de kabul etmiyor. Böyle bir kızın mehri olabileceğin en yükseği ne kadardır? O kadarını ver diyor. Ve Hazreti Ayşe diyor, nehyolundular diyor. Ancak bu şekilde mehir vermeleri hali müstesna. Ancak o zaman onları nikahlayabilirler diyor. Aman ya Rabbi. Çok rahat bir şekilde istediğiniz kadar hepimiz yemin edebiliriz ki dünya tarihinde adaletin böylesi ne görülmüştür ne görülebilir. Burada adalet nedir? Az önce söylediğimiz gibi başkası ne veriyorsa o kadarını vermektir. Hayır diyor Ayşe radıyallahu anh, o ince anlayışıyla Kur'an'ı ve Kur'an'ın nüzulünü o ince kavrayışıyla diyor ki yok diyor. O kıza verilebilecek azami mehir ne kadarsa ortalama bir mehir değil. Verilebilecek mehir ne kadarsa ancak o kadarını verdikleri takdirde onları nikahlayabilirler diyor.
Ayet bunun için nazil oldu diyor. Bu bir aynı zamanda örnektir. Dolayısıyla Müslüman adaletin çok açık seçik miktarının ölçüsünün belli olmadığı yerlerde bunu genelleştiriyoruz. Böyle yerler olabilir. 5 kuruş da adil olabilir. 10 kuruş da, 5 ile 10 arası adaletli olabilir. Sen 9 kuruş versen adil olmama ihtimali var diye düşüneceksin ve 10 hatta 11 12 vereceksin. O zaman senin adaletin muhakkak olur. Kesin adil davranmış olursun. Ama 10 yerine 9 verdiğin zaman zayıf bir ihtimal dahi olsa adil davranmamış olma ihtimalin var. O halde burada kalkacaksın. 9 değil, 10 değil, 11 vereceksin. Daha önce beni çok etkilediği için yine arz etmiştim, iyi hatırlıyorum. Küçükken fırınlarda, yani belki 6, belki 7 yaşlarındaydım. Ekmek tartanların, hamurken, fırda pişmeden önce, tartanların bir davranışı hep dikkatimi çekmişti. Ve o zaman küçükken anlayamıyordum. Biraz büyüdükten sonra demek ki işleri çabuk yapmak istiyorlar diye yorumlamıştım. Ne yapıyorlardı? Dikkatimi çeken şey şuydu. Terazi. Şu tarafta gramlar var. Ekmek kaç gram olacaksa. Adam ayakta çalışıyor. Ayakta kesiyor hamuru. Pat diye hızlıca terazinin öbür kefesine atıyor. İster istemez gramaj bulunan kefe kalkıyor havaya. Topluyor, koyuyor. Ya kardeşim bu bir gram fazla gelebilir, 10 gram fazla gelebilir, eksik gelebilir. Biraz uğraş. Yok. Dedim ya, biraz yaşım büyüdü. Belki 2 sene sonra, belki 3 sene sonra bilemiyorum. Ha dedim ki herhalde işleri çabuktur bunların. Hızlı çalışmalar lazım. Hızlı çalışmak için böyle yapıyorlar. Sonradan meseleyi anladım ki hiç öyle değilmiş. Belli. Niçin böyle yapıldığı belli. Pazara gidiyorsunuz, bir şeyler alacaksınız, teraziyi mümkün değil, göremezsiniz. Ne koyuyor, ne tartıyor, nasıl tartıyor, fazla mı vermiş, eksik mi vermiş, bilemiyorsunuz. Çürükten vazgeçti, gramajı sağlam değil. Biz bu kadar mı adaletsiz olacaktık? Müslüman olarak bizlere yakışır mı bunlar? Bu kadar adalet üzerinde hassasiyetle duran bir dinin müntesipleri olarak niçin her bir işimizde adil davranmıyoruz? Ondan sonra kimin ağzını açarsanız her türlü devlet uygulamasından, hükümet uygulamasından şikayetçidirler. Ben şikayet etmesinler demiyorum, o beni ilgilendirmiyor. Fakat bir de kendinize bakın ya. Her zaman hatırımda olan bir şeydir. Yine söylüyorum bu gibi hallerde. Hasan-ı Basri'ye Haccacı zalimden şikayet ediyorlar. Diyorlar ki bu adama beddua et, Allah-u Teala bu zalimi başımızdan alsın. Vallahi diyor bu halinizle devam ettiğiniz sürece korkarım Haccac giderse domuzlar ve maymunlar gelir sizi yönetir. Demek ki mesele domuzlara ve maymunlara layık olmamak meselesidir. Mesele gerçekten adaletli insanlara layık olmak meselesidir. Ama sen kendin adil değilsen, çevrene adaleti emretmiyorsan, uygulamalarınla adil bir örnek olamıyorsan, başkalarından nasıl adaleti şey edeceğiz, bekleyeceksin? Burada hatırımıza, adil olmak isteyen kardeşlerimizin hatırına şeytanın ve nefsin getirdiği bir soru var. Kardeşim ben adil davranmıyorum ama kimse adil değil ki. Benim adaletim de güme gidiyor. Bu da şeytanın bize söylettiği bir sorudur, sordurduğu bir sorudur. Sakın bu tezgaha gelmeyin. Sakın şeytanın bu oyununa kimse gelmez. İstersen dünyada tek adil insan ol. Tek başına sen kal.
Bütün insanlar kafir oldu diye biz kafir olacak mıyız? Diyelim ki yeryüzünde mümin olan tek insan olarak biz kaldık. Kafir mi olacağız? Hepinizle münasebet diyorsunuz. Yolda geçen bir insana da sorsak aynı şeyi söyleyecek. Çünkü bu çok bedihi bir şeydir. Aynı şey İslam'ın ufak, küçük, büyük demeden bütün hükümlerini yaşamak için de geçerlidir. Sen doğru sözlü ol kardeşim. İsterse bütün dünya yalancı olsun. Nasıl ki bütün dünya kafir de olsa sen yine imanında ısrarlı olmakta kararlıysan aynı şekilde İslam'ın küçük büyük hiçbir emir ve hükmünü farzını haramını ayırt etmeksizin İslam'ın bütün emirlerine tek başına dahi kalsan riayet etmekte, uymakta ısrarcı olacaksın. Herkes faizcidir diye sen de mi faizci olacaksın? Var mı öyle bir şey? Herkes bir takım haramları işliyor diye biz de mi işleyeceğiz? Olur mu öyle bir şey? Ben adil davranıyorum ama insanlar davranmıyor. Acaba ben de biraz onlar gibi mi olsam? Mesela senin Müslüman olmanın farkı nerede kaldı? Senin müttaki bir Müslüman olmak arzusunu taşımanın farkı nerede? Bunun hayata yansıyan tarafı, hayatta karşılığını bulan aksül ameli, güzel yansımaları nerede kalacak? Şeytan aramızda kötülükleri, cemiyetimizde kötülükleri artırmak için kullandığı taktiklerden birisi de budur. Allah rızası için kimse bu taktiğe gelmez. Kimse şeytanın bu oyununa kendisini kaptırmaz. Dediğim gibi bu örneği de unutmayalım. Herkes kafir olsa ben olacak mıyım? Olmayacağım. Herkes zalim olsa ben yine adil olacağım. İsterse adalet beni dünyevi olarak istediği kadar zarara soksun. Çünkü adalet bütün o zararlardan daha değerlidir. Adil olmak bütün o zararlardan daha kıymetlidir. Ama biz ne yaptık? İmam-ı Azam ve bu Hanife'nin kendisine göre belki haklı çıkarılabilecek bir fetvası vardır. Efendim Darül Harp'te mümin ile kafir arasında faiz cereyan etmezden hareket ettik. Soygunculuğu bile helal yaptık. Bunu kendi aramızda konuşmaktan ben utanıyorum ama işin gerçeği bu. Kaçak elektrik mi kullanmadık? Otobüslere, vapurlara mümkün olduğu zaman ücretsiz mi binmedik? Ve bir yığın işler. Ve bütün bunları da böyle cihad adına yaptık ha. Aman ya Rabbi, ne kadar büyük bir çelişki. Bunun neresi adalet? Bunun adaleti sığan bir tarafı var mı? Bunları yaptıksa her birimiz, siz, biz, ben, başkalarımız bunlardan bir an önce tövbe ve istiğfar etmeli. Hak sahiplerini biliyorsak haklarını ödeme yollarına gitmeliyiz. Onlardan helallik dilemeliyiz. Müslüman küfrün ihata ettiği, İslam'ı yaşama çemberini daralttığı sarılarda İslam'a göre ve adaletli bir şekilde yaşayamazsa İslam'ın hakimiyetinde hiç yaşayamaz. Çünkü İslam'ın hakim olduğu bir ortamda da her şey lehimize olacak değildir yani. İslam hakim değildir diye hiç elektrik ödemedin. İslam geldi senden elektrik parası istedi. Ödemek kolay olur mu dersiniz? Bu gibi teferruata boğulmak istemiyorum ama işin ilkesi şudur. Adalet ne demektir? Adalet her hak sahibine hakkını vermektir. Her bir şeyi olması gereken yere koymaktır. Her hak sahibine, Müslüman hak sahibine kaydı yok. Müslümana hakkını vereceksin, kafire haksızlık yapacaksın. Yahudilerden farkımız kalmadı. Yahudiler de böyle diyor. Leyse aleykum fil himmiyine min sebil diyorlardı.
karşı ne yaparsanız yapınız sizin aleyhinize bir vebal yoktur. Bir yol yoktur. Yahudi diyor ki kardeşine faiz vermeyeceksin. Bugünkü Muharref Tevrat'ta ifade böyledir. Kardeşine faiz vermeyeceksin. Demek ki kardeşin olmayana, Hristiyana, Yahudi'ye daya daya bildiğin kadar faiz. Böyledir. Müslümanın farkı olmalı her şeyde. Müslüman her şeyiyle farklıdır. Dolayısıyla bizim adalet anlayışımız da farklıdır. Ve kimse istediği kadar adil olmak iddiasında olsun bizim seviyemize ulaşamaz. Müslüman olmadığı sürece veya bizim yaptığımızın aynısını yapmadığı sürece. Başka türlü bizimle kimsenin iyilikte, fazilette, güzel ahlakta aşık atması, yarışması mümkün değildir. Evet. Ayet-i kerimeye devam ediyoruz. Fenkihu ma tabe lekum minen nisa. Kadınlardan sizin için helal olanları nikahlayınız. Ne zaman? Yetimler hakkında adalet yapamayacağınızdan korkarsanız. Yani bu şu demektir. Yetimler hakkında adalet yapacağınızdan korkmuyorsanız, adalet yapmayacağınızdan, yani adaletsizlik yapacağınızdan korkunuz yoksa, velayetiniz altında olsun olmasın, yetimlerle de öğrenebilirsiniz demektir. Ama öyle bir korkunuz varsa, zayıf oluşundan istifade etmeye kalkışacak olursanız, aman ha bu işe yaklaşmayın diyor ayet-i kerim. Kur'an-ı Kerim zayıfları işte böyle kolluyor. Ne mutlu bize ki böyle bir kitabın müminleriyiz. Gerçekten. Böyle bir şeye, böyle bir kitaba iman etmek büyük bir saadet. Bundan dolayı Cenab-ı Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Tabii fıkhi bir incelik olması açısından söylüyorum. Ebu Hanife bu ayet-i kerimeden hareketle yetim olan kızı buluğa ermeden önce evlendirilebileceğini söylüyor. Çünkü diyor ki buluğ olduğu takdirde yetimlik olmaz. Bunu da nereden söylüyor? Hadisten hareketle söylüyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki la yutme ma'al buluği diyor. Veya ma'al hulumi diyor. Yani buluğ yaşına gelmekle birlikte yetimlik kalmaz. Annesi babası ölmüş olsa bile balih oldu mu artık onun hükmü yetim hükmü değildir. Ayet-i kerime "Ellâ tuksitû fil yetâmâ" diyor. Yetimler hakkında adalet yapamayacağınızdan korkarsanız. Şu fıkhi inceliğe bakınız. Anlayışa bakınız. İnce anlayışa bakınız. Madem ayet yetimleri nikahlamaktan bahsediyor, o halde yetim kızları balih olmadan önce de evlendirmek mümkündür diyor. Evlendirmekte şer'an bir sakınca yoktur. Böyle bir istidlale itiraz olabilir mi? Doğrusunu isterseniz olmaz. Ancak Kur'an-ı Kerim'den hareketle İmam Malik, Şafii ve cumhur alimler hayır diyor. Yetim kız buluğa ermedikçe ve onun kanaati alınmadıkça evlendirilmesi caiz değildir. İmam Ebu Hanife'nin bu istidlali gelince burada ondan böyle bir sonuç çıkarması yerinde değildir derler. Çünkü Cenab-ı Allah kadınlar hakkında senden fetva isterler. Ayet-i kerimesinde sözü edilen kadınlar henüz baliğ olmamış küçük çocuklardır. Küçük kızlardır ve onların durumları anlatılmaktadır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim burada yetim tabirini kullanması bir zamanlar yetim olup buluğa ermeleri halinde diyor söz konusu olur diyorlar. Tabi bu örneği iki tarafında örneği biraz da şunun için verdim. İslam alimleri, geçmiş alimlerimiz, Allah bizim yerimize onları bol bol mükafatlandırsın. Gerçekten Kur'an-ı Kerim'i, sünnet-i seniyeyi çok inceden inceye ele almış, incelemiş, tetkik etmişler. Bundan dolayı onların
ifade edilirse onlara biz sadece rahmet okuruz, sadece saygı duyarız. Bu şu demek değildir ki, delilin farklı bir kanaati bize işaret ettiği yerde yine de onların dediğini kabul edeceğiz. Hayır, o ayrı bir şeydir. Fakat bununla şunu söylemek istiyorum. Bu büyük ilim adamlarımız, bizim medar iftiharımız, bu büyük şahsiyetler, Kur'an-ı Kerim'i bu kadar inceden inceye tetkik etmişken, bazı zavallıların, hem de Müslümanlar arasında bulunan ve ilim adına konuştukları zannedilen bazı zavallıların, bunları tahkir edici, küçümseyici, hor görücü ifadeler kullanması, Müslüman olarak da benim ağırıma gidiyor. Ve korkarım biz veya böyle yapanlar Haşr suresinde "Vellezine ca'u min ba'dihim" diye başlayan o övücü ayet-i kerimelerin kapsamına girmezler. Onlardan sonra gelenler, yani imanı yurt edinmiş, iman evini Medine'yi yurt edinmiş ensar-ı kiram ile onlara hicret eden kimseler ve onlardan sonra gelip de "Rabbimiz bizden öncekilerden, bizden önce gelip iman edenlerden veya iman konusunda bizim önümüze geçenlerden razı ol, onlara mağfiret buyur" diye dua edenlerden övgüyle söz eden o ayet-i kerimenin korkarım kapsamına girilmemiş olur. Onun için bu ümmetin en hayırlıları daima geçmişlerini hayırla yad edenlerdir. Geçmişlerimizden kasıt tarihen bizden önce gelmiş olan fasıklar, facirler, günahkarlar değildir. Hayatlarını ilimleriyle, amelleriyle, ahlaklarıyla, cehdleriyle, cihatlarıyla, içtihatlarıyla bu dine hizmet etmeye vakfetmiş, bu din için yaşamış, her şeylerini bu dinin, bu din mensuplarının yükselmesi için ortaya koymuş olan büyük şahsiyetlerimizdir. Biz onları daima hayırla yad etmeliyiz. Bir diğer husus ayet-i kerimeden anladığımıza göre, buna göre yani İmam Ebu Hanife yetim bir kız buluğ çağına ermeden evlendirilir derken ki görüşü değil de cumhurun görüşünü esas alarak şunu söylüyoruz buna bağlı olarak. Yetim bir kız buluğa erip de onun velisi durumunda olan kişi az önce Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemizin açıkladığı şekilde adaletli bir mehir verecek olursa o takdirde onunla evlenmesi caizdir. Onunla evlenebilir. Bunda bir sakınca yoktur. Mâ tâbe lekum minen nisâ. Buradaki tâbe her ne kadar hoşa gitmek ise de Kur'an-ı Kerim'de tayyip kelimesi birçok yerde helal ile eş anlamlı kullanılmıştır. Helal de zaten özü itibariyle hoştur. Hoştur ve temizdir. İşte kadınlarla evlenilebilmesi için de birinci şart onların bize helal olmalarıdır. Kimlerle nikahlanılamayacağı ile ilgili ayet-i kerimeler de yine Kur'an-ı Kerim'de bunları tek tek saymıştır. Dolayısıyla kendileriyle evlenilmesi yasak olanlar dışında evlenilebilir başkalarıyla. Kimdi bunlar? Eğer yetimler hakkında adalet yapamayacağımızdan korkacak olursak veya öyle bir yetimi nikahlamayı arzu etmiyorsa o takdirde sizin için helal olan kadınlardan nikahlayınız. Kaçar tane? Çünkü tarih boyunca birkaç çeşit evlilik şekli vardır. Bir, bir erkeğin birden çok kadınla evlenmesi. İki, bir kadının birden çok erkekle evli olması. Bu dünya tarihinde sosyolojik olarak çok az da olsa görülmüş bir şeydir.
Günümüz cahiliyesinde de bu zaten evlilik olarak değil. İşte dost olarak, metres olarak, efendim arkadaş olarak zaten netice oraya çıkıyor maalesef. Günümüz cahiliyesini bu manada saymıyorum. Bir de bir erkeğin sınırlı olmakla birlikte belli bir hukuk çerçevesinde efendim birden çok kadınla evlenmesi. İslam'ın müsaade ettiği iki şekilden birisi bir erkeğin bir kadınla evlenmesi, ikinci şekilde bir erkeğin birden çok ama dördü aşmamak şartıyla kadın ile evlenmesidir. Bunlarla nikahlanılabilir. Tabii bu oldukça etrafında gürültü kopartılan, çok tartışılan, üzerinde çok durulan, hatta İslam'a hücum etmek için İslam kalesinin zayıf bir burcu olarak oryantalistler, müsteşrikler ve kafirler tarafından veya İslam'a karşı iyi niyetli olmayanlar tarafından bir hücum odağı, hücum noktası olarak ele alınıp değerlendirilen bir konudur. Bu konuyu ister istemez bir de konuyla alakalı olarak İslam tarihinde ve günümüzde maalesef bazı yanlış değerlendirmeler var. Bu ikişer, üçer ve dörder olarak nikahlayınız buyruğunu. Bunlarla alakalı olarak değerlendirmeleri de inşallah biraz ara verdikten sonra ikinci dersimizde, yani bundan sonraki dersimizin geri kalan kısmında diyelim, ikinci yarısında veyahut da tamamlayacağız inşallah. Şimdi biraz dinlenelim bakalım.